Evet sevgili izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada başka programları da izliyoruz. Aralarda neler oluyor, neler bitiyor diye. Barış sende kalmıştı. Evet. Ondan sonra ben bir analiz Şimdi yapayım. bugün Kısaca bugün istersen şöyle. dikkat edersen Recep Tayyip Erdoğan yine kendini tutamadı. Kampanyasını aslında daha böyle uzlaşmacı, herkesi kucaklayan bir şekilde götürmek istiyordu. Durup dururken kendisini yalanlayan bir hamle yaptı ve aslında hiçbir konuda samimi olmadığını da gösterdi. Nedir o konu? Kampanyasını Samsun'dan başlattı. Televizyon ekrandan da herkese duyurmak için aman buradan da Erzurum Kongresi'ne yetişmek zorundayım dedi. Bugün gene geldi içindekini tutamadı. İsmet Paşa'ya hakaretler etti. İsmet Paşa'yı gene darbecilikle Samsun'la şunla bunla Erzurum'da İsmet suçladı. Paşa. Şimdi bir karar ver. Ulusalcı olacaksan ki olamazsın hiçbir zaman. Ulusalcı olacaksan ulusalcı gibi davran. Milliyetçi olacaksan milliyetçi gibi davran. Bunların ikisinin de karşıtında olacaksan ona göre davran. Samsun'da Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kendinle özdeşleştiriyorsun. Hiçbir ilgin yok, olamaz. Erzurum Kongresi ile senin zaten hiçbir ideolojik bağın olamaz. Onları sahiplenmeye çalışırken birdenbire Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı İsmet İnönü'ye Amasya saldırmaya genelgesinin de başlıyor. ilkeleriyle tamamen ters düşüyor. Amasya'ya da herhalde gidecek. Şimdi Tayyip Erdoğan aslında ne yapacağını bilemez bir halde. Bir yandan CHP'nin tabanından oy almaya çalışıyor. Bir yandan MHP'nin tabanından oy almaya çalışıyor. Bir yandan bütün işlerin başında ben olacağım diyerek müteahhitlere güven vermeye çalışıyor. Bir yere gitmiyorum ama bana destek verin size gene ihaleleri dağıtacağım diyor. Onlar o sözler başbakanın sadece başkanlık hayaliyle yanıp tutuştuğunu göstermiyor. Kendisinden kopmaya başlayan bir müteahhit takımı var. O müteahhit takımı önce mücahit, şimdi müteahhit, sonra her şeye müsait olan bir takım var. O takımı tutmaya çalışıyor. Ben geleceğim gene ihaleleri vereceğim, gene köprüleri vereceğim, bütün rant işlerini dağıtacağım diyor. Başbakan inanılmaz bir çelişki içinde çok düşük bir enerjiyle mücadele ediyor. İhsanoğlu'na karşı söyleyebilecek hiçbir şeyi yok. Filistin meselesini ikide bir gündeme getiriyor. Efendim Filistin'le ilgili sen İsrail'le aman kavga etmeyelim, daha tarafsız duralım dedin, İsrail'in adamısın demeye getiriyor. Peki ben o zaman soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan eleştirdiği Ekmelettin İhsanoğlu gibi Filistin'in en yüksek nişanı olan Kudüs Yıldızı nişanını alabildi mi? Ekmelettin İhsanoğlu aldı. Ağustos 2013'te Mahmut Abbas tarafından Filistin'in Birleşmiş Milletler'e girebilmesi için verdiği, gözlemci üye olarak girebilmesi için verdiği mücadeleden ötürü, verdiği destekten ötürü Filistin devletinin en yüksek nişanı olan Kudüs Yıldızı'nı aldı. Tayyip Erdoğan neyi aldı? Tayyip Erdoğan da Yahudilerden üstün cesaret madalyası aldı. Ya kim İsrailci, kim? Tam da burada sol kanatta olup da Ekmelettin Bey'in adaylığına itiraz edenlere şunu söylemek lazım. Ekmel Bey'in Mısır'da bulunuşunu dillerine doluyorlar. Ekmelettin İhsanoğlu Mısır'daki bir Türkiye'li. Tayyip Erdoğan ise Türkiye'deki bir Mısırlı. Doğru. Verdiği hizmet Türkiye'deki bakımından. bir aslında Mursici, Mısırlı da değil. Yani Evet. Mısır'ın çünkü çok önemli bir biliyorsun tarihsel altyapısı var, sosyal yapısı çok önemli, kültür yapısı. Arap dünyasının neredeyse entelektüellerinin tamamı Mısır'dan çıkmış. Tayyip Erdoğan'ın aslında Mısır'la da bir ilgisi yok. O Mursici demek daha doğru olur yani Katılıyorum. belki. Ve Samsun hatırlatınca aklıma geldi. Gerçekten zavallı, acınası bir haldi. Samsun'dan başlatması, bir 19 Mayıs öykünmesi. Bana sanki 23 Nisan çocuğu gibi göründü. Oturturlar hadi başbakan ol bir günlüğüne gibi. Şunu hadi sen de bir günlüğüne Atatürk, Mustafa Kemal ol bakayım. Bir şunu Samsun'a yapmaya çık, hadi buradan da çalışıyor. Şunu Erzurum'a geç yapmaya gibi. çalışıyor. Gürkan'a sözü verelim. Biz de misafiriz. Biraz çok konuşuyoruz ama 17 ve 25 Aralık operasyonunu biliyorsun. Bunlar püskürtmek için efendim beni yemeye çalışıyorlar dedi. Şimdi şu hikayeyi kurmaya çalışıyorlar. Ben milliyim. Karşımdakilerin tamamı gayrimilli. O yüzden toplumun bilinçaltına sesleniyor. Çünkü toplumun bilinçaltında ve bilinçli kısmında ne var? Samsun, ulusal kurtuluş mücadelesinin, emperyalizme karşı mücadelenin başlangıç noktalarından biridir. Tayyip Erdoğan Samsun, Erzurum, Sivas arasında gidip gelirken kendini milli, diğerlerini gayrimilli göstermeye çalışıyor ama geride kalan 12 yıllık süre aslında kimin milli, kimin gayrimilli olduğunu tartışmaya gerek bırakmayacak şekilde gösteriyor. O yüzden Tayyip Erdoğan aslında boşa kürek çekiyor şu anda. Evet. Şimdi ben Ekmelettin İhsanoğlu'na ilişkin şöyle bir şey var. Şimdi iki kere aslında arenaya çıktı. Bugün hani halk arenasına çıkıyor ama
Aslında bir de biz şey de gördük. Taha Akyol'un Eğrisi Doğrusu programı özel de kendisini dinleme şansına sahip olduk. Orada aslında fikirleriyle ilk defa tanıştık. Sesini bile ben ilk defa orada duydum. Dolayısıyla bugüne kadarki kariyerini bir kenara koyup bir de orada anlattıklarına bakmak lazım. Ben oradan üç başlık çıkardım. Özellikle Taha Akyol'un Taha Akyol'la yaptığı programdan. Bir, İrlanda modeli dedi. Hı hı. Ki bunu özellikle şeye soracağım. Azmi'ye soracağım. İrlanda modeli ne demek? Ne anlama geliyor? İki, mezhep savaşını İrlanda modeliyle şey çözülebilir. Güneydoğu sorunumuz çözülebilir dedi izleyicilerimiz için. Altını çizerek söyleyeyim. İki, mezhep savaşını bu coğrafyada bitireceğiz. Hatta bu sadece bizim sınırlarımız değil, bizim sınırlarımız dışında da önce olarak mezhep savaşına sürüklenmesine engel olacağız dedi. İkinci önemli mesaj buydu. Üçüncü mesaj da benim gibi yakın tarih çalışan meraklılar, yazarlar için TBMM devleti dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi devleti lafı 1920 ile 1923 yıllarını kapsayan bir sözcüktür. Bu sözcük yakın tarih ve Cumhuriyet, ön Cumhuriyet çalışmaları yapan akademisyenlerin kullandığı bir dildir. Ama içinde kritik bir bilgi de vardır. Hilafet oradadır. Hilafet TBMM devletindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de aynı zamanda hilafeti kaldırmış değil, bünyesini inşa etmiş, bünyesini almış. Tek bir şansla sembolize edilmesinden almış mecliste meclistedir. Yani şu anda aslında hilafet TBMM yetkisindedir. TBMM yetkisindedir. İsterse şimdi, bir bunu kararla bir bunu yine bir şahsa temsil etme yetkisini verebilir. Ama şimdi az önce yani bu programa girmeden Ekmelettin Bey'in ikinci ekran provası. Bu arada biz Cem TV izleyenlerine de buradan duyuralım. Cem TV'de ağırlanacak Ekmelettin İhsanoğlu. Ekmel Bey'in buraya da verilmiş bir sözü olduğunu da hatırlatalım. Burada olacak. Eğer uygun olursa ben de kendim sorularımı yönelteceğim Ekmel Bey'e. Ama az önceki izlediğimiz Uğur Dündar'a katıldığı programda da bir şey söyledi. Özellikle MHP tabanına hoş gelecek bir şey söyledi. Dedi ki, kardeşim dedi, benim anam da Türk, babam da Türk. Ama dedi, ben ırkçılığı kabul etmem. Çok doğru ve yerinde söylemiş. Altından daha önemli bir cümle daha çıktı ardından. Dedi ki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türktür dedi. Evet. Şimdi bu bizim uzun yıllardır altından kalkamadığımız, evet, hatta kimi zaman bazı milliyetçilerimizin, bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nde faaliyet gösteren ulusalcılarımızın bile düştüğü bir tuzaktır biliyorsun Türkiye'lilik, evet, kavramı. Çünkü onun altından onlarca şey çıkar. Yugoslavya modeli gözümüzün önünde, Bosnalar vesaireler. Bu tuzağa düşmeyen bir cevap verdi ve dedi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türktür. Şimdi ben burada kafam karıştı. Neden karıştı? Bu cümle benim çok hoşuma gitse de, İrlanda modeli de hoşuma gitse de, ikisini bir araya getirdiğiniz zaman hem İrlanda modeli hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türktür lafı nasıl çıkacak? Nasıl realize edeceksiniz, evet, bunu? Şimdi İrlanda modeli dediğiniz şey özerkliği barındırıyor. Özerk bir yapı olacak. Hal böyle olunca öbür taraftan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türktür'ü şu an itibariyle bile BDP'nin hiçbir seçmeni kabul etmiyor. Bakın, hiçbir seçmeni kabul etmiyor. Hayır efendim, biz Türkiye'liyiz diyor. Tamam, ayrılmak istemiyoruz ama Türkiye'liyiz diyor. Türk kavramını hatta faşist ve gerici buluyorlar. Hı hı. Şimdi hem bunu diyeceksiniz hem de İrlanda modeli diyeceksiniz. Evet. Şimdi ben bunu biraz işin açıkçası Ekmel Bey'in biraz hazırlıksız olduğuna yoruyorum. Yani Ekmel Bey bu konularda 3-4 cümlelik küçük drajeler, küçük haplar hazırlamış. Çünkü zor bir süreç. Yani her konuda sizin bilginize başvurulması, evet, gerekiyor. Her konuda fikir beyan etmeniz gerekiyor. Ama bu drajelerin birkaç tanesinin birbiriyle çeliştiğini. Hani vardır ya, size doktor bir hap yazar, sonra bir başka hap da yazar. O birinci hap ikinci hapa kötü tesir eder. Hasta yatağa, evet, düşer vesaire. Bu olabilir. Bu tehlikeyle karşı karşıya. Güzel, diplomatik cevaplar veriyor. Evet. Ama mesela Monşer'e verdiği cevap harikulade. Yani Monşer'den ben alınmam, kırılmam ama Başbakan Monşer'in anlamını bilmiyor dedi. Gezi eylemcileri için, Azizim demek. Azim, onu da gezi eylemcileri için vatanperverlerdir dedi. Evet. Şimdi cebinde Ekmel Bey'in cebinde böyle şekerler var. O şekerleri hazırlamış veriyor. Ama İrlanda şekeriyle efendime söyleyeyim
TC şekeri, Türk şekeri birbirine şimdi ters teper gibi geliyor bana. Ekmel Bey'i destekleyen 5 partinin 5'inin de ağız tatları farklı olduğundan o şekerler hepsine hitap etmiyor tabii. Farklı ama işte Azmi yani Türkiye'nin temel sorunu da zaten tabii. Bu. Şimdi bir cevap hem CHP'li hem MHP'li aynı anda tatmin ediyor olamaz. Gelelim şeye, başlayalım millet tanımından başlayalım. Doğru bir tanımdır. MHP'nin temsil ettiği Türk milliyetçiliği siyasal düşüncesiyle çelişmez. Çünkü sosyolojiktir bizim de tanımlamamız. Asla ve asla Batı tipi ırk temeline dayalı bir millet tanımlaması Milliyetçi Hareket Partisi'nin anlayışında yoktur. Tamamen sosyolojiktir ve milleti daha ziyade ırktan ziyade kültürel olarak tanımlar. Hatta ve hatta sadece yurttaşlığa, vatandaşlığa da bağlı kılmaz. Eğer ona bağlı kılarsa Türk milletini yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal sınırlarıyla sınırlı tutar, kısıtlar. Böyle olması için kültürel olarak tanımlar. Bizim besin kaynaklarımızdan en önemli biri olan Ziya Gökalp, fikir babası bu işin. Oraya bakıyor, Ziya Gökalp'e baktığınız zaman bir sosyolog olarak hiçbir zaman ırk temelli tanımlamamıştır Türk milletini. MHP'nin yaklaşımı budur. Atatürk'ün ortaya koyduğu tanımlamayla çelişen, çatışan hiçbir yanı yoktur. MHP, daha önce de söylemiştim, Alparslan Türkeş 12 Eylül İhtilal Mahkemelerindeki savunmasında ben Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 ilkesinin üstüne 3 tane daha ekledim ve 9 ışığı oluşturdum demiştir. Yani Atatürk'ün Türk milleti tanımı bizim tanımlamamızın dışında ya da reddimiz olan bir tanımlama değildir. Tamamen kabulümüzdür. Kaldı ki biz sadece onu biraz daha hafif, yumuşak bulurduk. Biraz daha ileriye götürmek isterdik ama şimdi ona da fitiz. Yani keşke Türk toplumu Atatürkçü olabilse, Atatürk'ün 6 ilkesinden biri olan milliyetçilik ilkesinde uzlaşabilse, ittifak olabilse. Olmuyor, olmadığı gibi şimdi onun makamına, köşküne talip olan Tayyip Erdoğan'ın milletle devleti çatıştırma, kavga ettirmek istediğini görüyoruz. Bugünkü grup konuşmasında yine vardı. Ben tarafım devletten yana değil milletten yana. Hadi oradan. Yani başkomutanlığı makamına oturmayı hedefleyeceksiniz. Devletten yana taraf değilim diyeceksiniz. Yeni Osmanlıcılık yapacaksınız. Hatta ve hatta İslam dünyasının Sünni kanadının liderliğine oynayan onu bir devlet çatısı altında toparlamayı hedefleyen bir çalışmanız olacak. Yani devlet kurmanın peşinde olacaksınız. Yeni bir devlet, bir başka devlet. Kurmanın peşinde olacaksınız ama dönüp ben devletten değil milletten yana tarafım diyeceksin. Hem devlet inşa çabasında olacaksın hem de devletten yana değilim diyeceksin. Baştan sona çelişki. Milletle devleti çatıştırmanın aslında Atatürk Cumhuriyet Devleti'yle, Atatürk'ün Cumhuriyeti'yle milleti çatıştırmanın peşinde koşuyor. Her sıkıştığı anda da az önce Barış'ın söylediği gibi sıkıştığında onun cebinden çıkardığı bir acil çıkış kapısı vardır. İskilip'le Atıf Hoca der. Oradan girer hiçbir konu bulamadığı zaman. O konuyu açar gider. Bizim bakışımız bu. İrlanda modeliyle ilgili olarak konuşacak olursak bugün hem hükümetin ortaya koymuş olduğu çözüm önerisindeki gidişat ne yazık ki oraya doğru hem siyasal Kürtçü hareketin ülkemizdeki beklentisi oraya doğru ve bir başka partilerin de buna yakın durabileceğini görüyoruz. O tehlike federalizm. Şimdi Ekmel Bey de belli ki aynı hataya düşüyor. İrlanda modeli. Bakınız İrlanda modelinde Büyük Britanya İmparatorluğu'nun elde kalan bütünü, elde kalan bakiyeyi bir arada tutma çabası var. Federalizm dünyadaki bütün uygulaması şöyledir. Bir, önce başarılı ve başarısız uygulamalar vardır. Bunu kabul edelim. ABD başarılı bir uygulama. Kanada, Kübek arada bir arıza çıkarsa da başarılı bir uygulamadır. Almanya başarılı bir uygulama. Avustralya. Ama fakat, hepsinde bak Azmi, başarılı uygulamaların hepsi şudur. Bir büyük savaştan çıkarak. O var beraberinde. Yani durduk yere demeyelim tabii, de tabii. Kendi içerisinde oturup biz hadi bölünelim, hadi ayrışalım diyerek değil. Federal yapıya geçtiğin tam da oraya gireceğim. Vaka olarak yok. Başarısız yani. Örnekler vardır. Yugoslavya gibi, günümüz Belçika'sı gibi, Sovyetler Birliği gibi başarısız örnekler de vardır. Fakat başarılı ve başarısız bütün örneklerde tek bir yöntem vardır başlangıç. Parçalardan bütüne doğru gidilerek kurulmuştur federal devlette, federal ülke. Federalizm parçalardan bütüne doğru giderek kurulmuştur. Hiçbirinde bütünden parçaya doğru gidilmek ve dostane bir ayrılık da ben Çekoslovakya'da bir ayrışma var. Hani o da federalizm olarak değerlendirilemez. Onun dışında dostane ayrılan görmedim. Kaldı ki. Dostane şimdi, ayrılan görmedim. Şimdi ülkemizde ise zaten kurulmuş olan
var olan bir birlik varken ki bu da aslında Osmanlı Cihan Devleti gibi imparatorluk yapısından dolayı aslında onu da bir federal yapı olarak ele alabiliriz. Dağılmıştır ve her millet kendi milli devletini kurmuştur. Burada da Türkiye Cumhuriyeti Milli Devleti kurulmuştur. Şimdi bunun üzerinde ittifak etmiş iken yeniden bir dakika gelin koşulları yeniden konuşalım. Bir arada yaşamanın biz bir arada yaşayalım, bir arada olalım. Gelin bunun koşullarını oluşturalım diye masaya çağırıyoruz müzakere için. Zaten bir aradayız. Ha, bu birliktelikten memnun değilseniz aslında ortaya konan federalizmin sonrası konfederal yapıdır. Daha gevşek olanıdır. Federal yapıdan daha gevşek olanı. Onun da sonrası Anaosmanlılık. Tam bölümlüdür. Acaba orada Ekmelettin Bey İrlanda modeli derken bağlamından tam belki değerlendirmek lazım. Acaba şunu mu söylemek istedi? Ya bu görüşmeler, bu çözüm süreci denilen süreç İrlanda'daki gibi devlet kararıyla yapılmalı mı demek istedi? Onu da tam bilmiyoruz. Belki Cem TV'ye geldiğinde, daha da açıklaması lazım. Soracağım soruların başında geliyor ama ben mesela bunu hep yandaşlara artık anlatmaktan yorulduk. Yani yandaş kanallara da çıkıyoruz. Oralarda da dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Ya kardeşim bu iş devlet kararıyla olur diyorum. Devlet diyor. Devlet eşittir hükümet. Değil. Devleti oluşturan çeşitli aygıtlar vardır. Organizmalar vardır. Devlet bunların bir bütünüdür, şemsiyesidir. Kardeşim sen gidip Cumhurbaşkanı'yla oturmadın. Muhalefeti reddettin. Sivil toplum kuruluşlarını parlamentoyu reddettin. Parlamentoyu reddettin. Genel kurmayın haberi yok. Milli savunmanın haberi yok. Bilmem ne bürokratların üst düzey güvenlik teşkilatının haberi yok. Sen kendi başına Hakan Fidan'la ikiniz oturdunuz. Kafa kafaya verdiniz. Abi ben bu işi çözerim. İzleyicilerimizin affına sığınarak söylüyorum. Abi ben bu işi çözerim. Gibi bir bakkal mantığıyla kalkıp gidersen Oslo'da Türkiye'nin en büyük istihbarat güvenlik sorumlusu olan kişinin konuşması dahi kayda alınır. Evet. Ya bir kere onu yaşatan insan otomatikman normal demokratik bir ülkede istifa eder. Evet, başarısız. Eğer sizin MİT müsteşarınız dinleniyorsa bir gizli toplantıda dinleniyorsa bir kere madde bir oradan istifa eder. İki, sen neye göre gidiyorsun da eli silahlı bir adamla oturuyorsun, konuşuyorsun. Güzel kardeşim. Senin muhatap alacağın kişi bir kere eli silahlı adam olmamalı. Arada aracılar olur. Onlar getirir götürür. Bunların usulleri var. Dünyada artık silahları bırakırlar koşulsuz şartsız. Sonra oturur konuşursun ne konuşursun. Hayır onda da Barış mesela Emin Gürses'in o etnik terör isimli kitabında bütün dünyadaki bu pazarlıkların nasıl sürdürüldüğünü incelemiş. Vaka vaka incelemiş Emin Hoca, Profesör Emin Gürses. Orada diyor ki adım atılır, yani diplomatik diplomatik işleyiş geçerlidir diyor. Adım atar, karşı tarafta bir adım atar. Siz dersiniz ki biz görüşmeye hazırız. Ha tamam o zaman biz de bu iyi niyete karşılık olarak silahları durduruyoruz. Ondan sonra siz bir adım daha atarsınız. Dersiniz ki biz görüşmek için şu ülkede şu platformu seçiyoruz. O bir adım daha atar, der ki İşte biz mevcut askerlerimizi veya militanlarımızı yurt dışına çıkartıyoruz. Bir kısmını bilmem ne. Eş güdümlü olarak birbirine karşı adımlar atın. Evet. Sonra orada masaya oturduğunuz kişi sizin o zaman herhalde Hakan Fidan değildi, MİT müsteşarı değildi ama ya ikinci adamdı. Ama orada Afet Güneş gibi önemli bir isim de vardı. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en önemli iki ismi oradaydı. O iki isim masaya oturduğunda karşısında Sabri Ok'u, karşısında Mustafa Karasu'yu görmez. Kimi görür? Ahmet Türk'ü görebilir. İşte parlamentoda görev yapmış, şimdi ayrılmış Aysel Tuğluk olabilir. Hani anlatabiliyor muyum? Kürt siyasetinin sözünü dinleyeceği, kabul edeceği, arabuluculuğa uygun birisi olabilir. Onlarla oturur konuşursunuz. Böyle bakkal hesabı ben hallederim abi dediniz mi? İki şey başınıza gelir. Bir, devlet kararı vermediği için büyük bir 17 Aralık tipi bir töhmet altında ve suç işleyerek suçun altında kalırsınız. İki, rezil olursunuz. Yani rezil oldu. Şimdi bunu anlatamıyoruz tabii. Devlet kararı artık... Hayır, bu devlet dedikleri şey geçen hafta aslında başbakana önemli bir mesaj verdi devlet. Milliyim, şimdi kılıfına girdi ya başbakan. Anayasa Mahkemesi durup dururken hiç böyle bir tartışma yokken getirdi kapısına TC kimliğini astı, amblemini astı. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Çok fazla üstünde durulmadı ama hani birileri ben milliyim, ben devletim diyor ya. Sen TC amblemini kaldıran başbakansın.
bankadan, hastaneden, karakoldan, liman işletmesinden, devletin tüm kurumlarından TC'yi Abdullah Öcalan'ın isteği üzerine kaldıran bir başbakansın. Sen kendini devlet olarak görüyorsun ama devletin en önemli kurumu Anayasa Mahkemesi, en önemli kurumlarından biri Anayasa Mahkemesi birdenbire kapısına TC amblemini astı. Yani demek ki o şudur, sen devlet adına konuşamazsın demektir. Tayyip Erdoğan devlet adına konuşamaz. Tayyip Erdoğan hükümet adına konuşur, partisinin adına konuşur, kabinesinin adına konuşur ama devlet adına konuşamaz. Ya bunu ayıklayamıyoruz çünkü, ama Barış biz artık bu sandık fetişizmi, cahiller, sandık fetişizmi karşısında ya İlber Ortaylı İlber Ortaylı gibi bazen demek lazım. Cahilsin. cahilsin kardeşim. Yani hem cahiller hem dalkavuklar. Tabii. Bak şimdi ikisi bir araya gelince en tehlikeli insan türü ortaya çıkıyor. Yani mesela bugün İşte Ekmelettin İhsanoğlu ile ilgili yazı yazıyorlar. Efendim Ekmelettin İhsanoğlu şöyle, Ekmelettin İhsanoğlu böyle. İyi de kardeşim, bu Ekmelettin İhsanoğlu'nu 2005 yılında Tayyip Erdoğan güya desteklerken aklınız neredeydi? Bekir Bozdağ Ekmelettin İhsanoğlu ile ilgili övgü dolu sözler söylüyordum. O zaman aklınız neredeydi? Aynı Bekir Bozdağ Ekmelettin İhsanoğlu aday olduktan sonra çıktı şunu dedi. Efendim dedi, ancak Google'dan adını insanlar öğrenebilir. 6 ay önce Ekmelettin İhsanoğlu için Bozok Üniversitesi'nde kütüphane mi açılmış, bir şey açılmış, sen gidip açmışsın, beraber açmışsınız. Şimdi Bekir Bozdağ pusulası olarak gören gazeteci de çıkıyor cahil cahil konuşmaya başlıyor. Ha Ekmelettin İhsanoğlu meselesine şimdi bana da bir sürü tweet geliyor. Kardeşim ben şunu söyledim, hala da söylüyorum. Ekmelettin İhsanoğlu benim kafamdaki profile uyan bir aday değil. Benim istediğim aday da değil. Ekmelettin İhsanoğlu'nun verdiği mesajlar bana çok uygun da değil. Ama Türkiye benden ibaret değil ki. Türkiye keşke benim düşüncelerimden ibaret olsaydı da benim kafamdaki adayı örnek olarak veriyorum. Deniz Baykal'ı aday gösterselerdi. Ne bileyim daha herkese uygun olan, herkesin sevdiği, tanıdığı İlhan Kesici'yi aday gösterselerdi. Ya da ne bileyim örnek olarak veriyorum Sezgin Tanrıkul'unu gösterselerdi. Ama Türkiye tamamen benim düşünceme uygun değil. Birbirimizi de kandırmayalım. Daha açık konuşacağım. İşte buraya gelirken saat 8.30'da yola çıktık. 8.40'da ya da 45'te İstanbul'un Karaköy iskelesinden olduğu, buraya doğru geliyoruz. Karaköy iskelesinden birlikte bindik geldik arabaya. Sokaklarda bir kişi yok. Herkes Allah kabul etsin orucunu tutuyor, iftarını açıyor. Toplumda böyle bir eğilim var. Demek ki sen bu eğilimi göreceksin. Bu eğilimin ortaya çıkardığı profilin de rahatlıkla, gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir adayı çıkaracaksın. Bir anekdotumu anlatabilir miyim? Merhum Alparslan Türkeş bize, böyle bir 10-14 kişiyiz, özel eğitim grubundayız, bize ders veriyor. Eğitim derken? Teorik. Komando. Pratik olmasın. Evindeyiz. Evinde bize özel eğitim grubundayız. Daha ilk derste söylemiş olduğu şey. Evet. Arkadaşlar, imanınız zayıf olabilir. Hatta hiç iman etmemiş de olabilirsiniz. Fakat yarın iş başına geldiğinizde yönetici olarak yöneteceğiniz toplumun dini İslam'dır. Müslüman bir topluluktur. Bunu bileceksiniz, buna göre yöneteceksiniz dedi. Konu bu. Şimdi burada ortak akıl CHP ve MHP bunu çağın ruhuna uygun, dönemin ruhuna uygun bir adaya çıkarmış, göstermiş. Bireysel olarak ben oy tercihimi söylüyorum. Dediğin gibi Barış, dört dörtlük bu benim adayımdır diyeceğim biri değilse bile, kaldı ki çok da öyle ahım şahım ideolojik itirazların olduğu birisi de değil. Çünkü kendisi de ortaya yani doktrine bir şey koymuş falan değil. Ama şunu biliyorum ki iki aday var kazanması kuvvetli muhtemel. Tayyip Erdoğan çatışmaya, kavga etmeye, rejimle oynamaya geliyor. Tayyip Erdoğan başkancılık oynamaya geliyor. Devlet başkancılığı oynamaya geliyor. Azmi ikinci bölümde sana ayrıntılarıyla soracağım. İzleyicilerimizden de geliyor. Sen 17 Aralık'tan önce, 17 Aralık sonrasında müthiş analizler yapıyordun. Müthiş bilgiler veriyordun. Bu aradan ayrı kaldığımız, ekranlardan ayrı kaldığın dönemde neler var 17 Aralık'la ilgili onu soracağım. Başbakan aslında 17 Aralık'tan kaçmaya da çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı ona geleceğiz. Kaçma makamı ama cümleni toparla istersen hemen bir reklama gidelim. Başkancılık oynamaya geliyor. Çatışmaya geliyor. Şimdi bunun da altyapısı olmadan, yani anayasa hazırlanmadan, kanunlar hazırlanmadan bunu yapmaya geliyor. Onun seçilmesi halinde 5 yıllık
tamamen çatışmayla, tartışmayla, kavgayla geçecek olan bir 5 yılı yaşayacak ülke. Bu mu? Yoksa zaten anayasal olarak müesses nizam, kurulu düzenin içerisinde görev ve yetkilerini bilen birinin orada cumhurbaşkanlığı yapması mı? Benim tercihim ikincisinden yana. Evet. Yani rejimin sütunlarıyla kanunsuz, yasasız oynayan biri değil. Onunla ilgili benim de söyleyeceklerim var. Sen Ekmel Bey'e bir oyuna evet, çıkıyorsun. Evet. Onunla ilgili benim de söyleyeceklerim var. Tamam, bir reklama gidelim. Reklamdan sonra Barış'ı arkadaşla devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, şimdiki zamanda konuklarımızla söyleşimiz kaldığı hızdan ve kaldığı tempodan devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.